Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Gül Ev Hayatı YouTube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün güzel bir kahvaltımıza çörek yapalım arkadaşlar. Şöyle peynirli. İlk başta malzemelerimiz burada. Hemen şöyle öne çekelim tepsimizi. 2 su bardağı sütümüz var. 400 ml. 1 yemek kaşığı tepeleme şekerimiz var. Bir paket mayamız. Bunları önce kurutup karıştıralım. Şöyle bir çay bardağı sıvı yağımız var. Onu da ilave ettik. Bir tane yumurtamız var. Sarısını şöyle kenara alıyorum. Beyazın içine kattım. Burada bir tane kaşık tuzumuz var. Onu da unumuzla beraber karıştıracağız. 400 bardağı unumuzu biraz ilave ettim. Şöyle tuzumuzu da. Şimdi hamurumuzu güzelce yumuşacık yoğuralım. Unumuz az geldi arkadaşlar. 400 bardağı un. Şimdi yarım su bardağı kadar daha katacağım. Kıvamına bakın da çok yumuşak. Dört su bardağına şöyle yarım su bardağı kadar daha kattım. Yeterli. Çok sertleştirmeyeceğim. Yumuşak olması gerekiyor. Üzerini kapatıp hemen mayalanmaya bırakalım. Şöyle hamurumuzun mayası. Çok güzel geldi. Hemen tepsinin kenarındakileri alayım. Bu hiç havalı mantığı için bunu kapatıyorum arkadaşlar. Çok güzel mayasını 15 dakikada getiriyor. Gördüğünüz gibi çok da güzel. Pamuk gibi yumuşacık. Bakın nasıl patlayacak şimdi. Mayası güzel geldiği için. Hamurunu şöyle toparlayalım. Tepsimiz burada. Hemen tepsimizin içine yayacak. Poşetim de şimdi iyi kesmemişim. Az kesmişim. Şöyle biraz yapalım arkadaşlar. Tekrardan aldım hamurumu. Şöyle. Hepsini de buraya yayalım. Ve bunu üzerine kapatıp tekrardan tepsi mayasını aldıracağım. Hamurumuzu yumuşaklayalım. Gerçekten mükemmel bir çörek oluyor. Hamurumuzu gayet güzel yaydık. Şimdi bunu üzerine kapatıp tekrardan biraz tepsi mayasını alsın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tepsi mayamız gayet güzel geldi. Hemen bardağımızla şöyle şekil yapalım. Hamurumuzun tepsi mayası geldi. Şöyle şekillerimizi verelim arkadaşlar. Bakın nasıl güzel olacaklar. Hemen az bir yağ değdirelim ki hamurumuza yapışmasın. Çıkması daha kolay oluyor böyle. Şimdi ortasına
Şöyle geri kalan ortasını da şu şekilde elimle bastırıp arasına şöyle peynirimizden yerleştireceğim. Şimdi bu kısmına da şöyle peynirlerimizi de yerleştirdik. Kenarlarında şekil vererek arkadaşlar. Evet, gayet güzel oldu. Burada bir tane yumurtamızın sarısı vardı. Bunu güzelce bir karıştıralım. Şöyle içine bir tatlı kaşığı da süt döktüm. Biraz daha yumuşattım. Şimdi güzelce her tarafa sürelim. Çöreğimiz çok güzel yumuşacık olacak. Aa, arkadaşlar gördüğünüz elimden pırttı gitti. Ama yeterli bu. İş kazası yaptık. Hamurumuz çok yumuşak olduğu için aslında şu şekillerimizde biraz bozukluk oldu ama olsun, şekilsiz de olabilir. Bu hamuru direkt aralarını böyle elinize bastırıp peynirlerinizi dizin. Hiç şu şekilleri vermeseniz de çok güzel oluyor. Ha, biz model yapalım dedik ama hamurumuz çok yumuşak olduğu için modellerimiz bozuk oldu. Fırınımızı 190 derecede ısıttım. Şu an hemen fırınıma gönderiyorum. Şöyle arkadaşlar, bu gösterim pamuk gibi yumuşacık oldu çöreğimiz. Peynirlerimiz de buraya taşmış. Şekil olarak bozuk oldu. Bunu itiraf ediyorum arkadaşlar. Şekil olarak yapmayabilirsiniz ama tarifimizi yapın. Bu ölçüde yoğurun. Mükemmel yumuşacık oluyor. Bakın, hamurumuz da yumuşak olunca alt üstü sünger gibi. Hemen makasımızla şöyle keselim. Ara şeyini de göstereyim. Göz göz görüyor musunuz arkadaşlar? O kadar güzel oldu ki. Çöreğimiz hazır. Şöyle kahvaltılarımızı da buraya hazırladım. Patatesimiz kızarıyor. Hemen şimdi soframızı hazırlayacak. Misafirlerimize bizlere afiyet olsun. Beğendiyseniz kanalımıza alın. Kanalımıza abone olsanız sevinirim değerli takipçilerim. Allah hepinizden razı olsun. Hoşça kalın.